Aksaray Belediyesi ile Güney Kore işbirliğinde kurulan 200 konteyner ev Kahramanmaraş'ta afetzedelere teslim ediliyor. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel konuyla birlikte bizi beklenisi. Mehmet hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Cansın Elvacı, sizin de ifade ettiğiniz gibi depremin hemen ardından aslında Aksaray Belediyesi bu noktada depremzede vatandaşların yardımına koştu. Kardeş belediye burada yardımlarını sürdürürken bugün de vatandaşlara konteynerlerini aslında teslim ediyor. Onların geçici olarak bu noktada daha iyi koşullarda barınmalarını sağlamak için. Tabii detayları yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer bizlerle birlikte. Sayın Dinçer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm hemşerilerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Belediye olarak aslında depremin hemen ardından bu noktadaydınız. Yaraları sarmak için, gönüllere uzanmak için. Halihazırda buradaki çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bugün de 200 konteyner teslimi gerçekleşecek. Güney Kore'de yine işbirliği ki siz de bunda en önemli rol oynadınız. Neler söylersiniz? Nasıl bir çalışma gerçekleşti? Evet, malumunuz 6 Şubat asrın felaketi, çok büyük bir felaketle ülkemiz karşılaştı ve bu felaketin yaralarının sarılması adına da hükümetimiz başta olmak üzere tüm ülkemiz vatandaşlarıyla beraber tüm dinamikleriyle bu seferber oldular bu çalışma içerisinde. Biz de Aksaray Belediyesi olarak sürecin başından beri elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Bölgemize yapılabilecek yardımlar nedir? Vatandaşlarımıza beraber onları organize ederekten bölgeye intikal ettirdik. Aksaray Belediyesi olarak bir çadır kentimizi tabii ki hizmete açtık burada ama bunun süreç içerisinde çadır kentten konteyner kente geçmesi noktasında da girişimlerimiz, araştırmalarımız oldu. Malumunuz ülkemizdeki konteyner üreten firmaların belli sayıda olması ve gün itibariyle belli sayıda üretimler gerçekleştirilebiliyor olması bu konudaki sıkıntıların başında yer alıyordu. Biz de bununla ilgili olarak Güney Kore'de bir uluslararası yardım kuruluşu, Hope Bridge diye ifadelendirilen bir yardım kuruluşu var. Onunla irtibata geçtik ve onlarla görüşmeleri başladık. Akabinde onlarla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 200 tane konteyneri Aksaray'da inşa edilmesi ve bölgeye intikali ve kurulması ile ilgili de anlaşma imzaladık. Bugün de bunun açılış törenini büyükelçi ve ilgili yöneticilerle gerçekleştiriyoruz yereldeki yöneticilerimizle beraber. İnşallah bu konteyner kentimiz bu bölgede hizmet edecek vatandaşlarımıza. Ama tabii ki şunu kabul etmek gerekiyor. Hükümetimizin girişimleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu konteyner kentler, bu çadırlar geçici yapılan hizmetler, kalıcı konutlara geçilmesi noktasında bir araç rolü oynuyorlar. Şu an itibariyle biliyorsunuz 180 bin tane konutun inşaatı ile ilgili süreç başlamış durumda. Ekim-Kasım aylar gibi bunlar teslim edilecek vatandaşlarımıza ve yıl sonu itibariyle de 300 bin tane kalıcı konutun vatandaşlara teslimi planlanıyor. İnşallah bu konteyner kentlerimizde bu geçiş sürecindeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek, ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Tabii şurada bunu vurgulamak icap ediyor bu noktada. Güney Kore Yardım Uluslararası Yardım Kuruluşu burada çok inisiyatif kullandı. Yani kardeşlik hukuku gereği sürekli onu vurguluyorlar. 70 yıl önce Türkiye'mizin onlara vermiş olduğu, savaşta vermiş olduğu desteği sürekli dile getiriyorlar ve o zamandan başlamış bir kardeşlik hukukunun bugün de devam ettiğini ifade ediyorlar. Sağ olsunlar üzerlerine düşeni ziyadesiyle yerine getirdiklerini düşünüyoruz. Bundan sonra görüşmelerimize devam edecek. Bölgeye daha fazla bu konuda nasıl yardım getirebiliriz, onları da bu sürece nasıl dahil edebiliriz, bunun çalışması içerisinde yer alacağımızı belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş kardeş şehrimiz, özellikle biz kardeş şehir olduğumuz için bu bölgemize getirdik. Buradaki yerel yöneticilerimize, bu süreçte bize destek katkı sağlayan hem Güney Koreli yetkililere hem de Aksaray'daki tüm vatandaşlarımıza, destekçilerimize, herkese ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sayın Başkan, aynı zamanda Güney Kore ülkesini temsilen burada yetkililer de törendeler. Bir yandan onlar da buradalar. Aynı zamanda Aksaray'da üretildiğini söylüyorsunuz. Ne kadarlık bir süreçte üretildi ve Güney Kore'den yetkililerin bu noktada olması ile ilgili ne söylersiniz? Evet. 200 konteyner yaklaşık maliyeti bunun 1.9 milyon dolar civarında tuttu. Peyderpey üretildi. Günlük 3-5 tane konteynerle başlanıldı ama sayılar bazen daha da artabildi. Çünkü bu konudaki konteyner üretmedeki işin aslı Aksaray'daki yerel dinamikler de kendilerini geliştirdiler. Yenilediler ve daha seri hale getirdiler. Yaklaşık süreç 1,5 ay falan sürdü. Bizim bunları tamamlamamız ve bölgeye intikal ettirmemiz. Aslında çok uzun bir sürede değil işin esasında. Tabii bunları ürettikten sonra bunların iç dizaynı da önem arz ediyordu. İçerisindeki mobilyaların konulması, dolapların, televizyonun,
klimaların özellikle ve televizyon da var içerisinde. Bunları da ilgili Uluslararası Yardım Kuruluşumuz temin etti. Bize kendi imkanlarımızla yataktır, nevresindir, diğer müştemilatı, eksik kalan kısımları tamamladık. Bu şekilde kentimizi tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah Rabbim bir daha bu acılı günleri yaşatmasın ve bu konteynerlara vatandaşlarımızı muhtaç etmesin diyoruz. Ama bunsuz da tabii bu imkanlarsız da ülkemizi, vatandaşlarımızı bırakmasın diye temenni ediyoruz. İnşallah hizmet edecek kalıcı konutlar vatandaşlarımız taşınana kadar bu vatandaşlarımıza, bu konteynerlerimiz hizmet edecek güzel bir şekilde inşallah. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Hayırlı günler diliyorum, iyi çalışmalar. Evet, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer bizlerle birlikteydi. Bu noktada gördüğünüz gibi konteyner kent tamamlanmış durumda. 200 konteyner bulunuyor. Afet'te vatandaşlar geçici olarak bu noktada barınacaklar ve kalıcı konutlarına yerleşene kadar buradan misafir edilecekler. Bugün teslim töreni gerçekleşti. Afet'te vatandaşlar buraya yerleştirildi. Güney Kore'den yetkililer de burada diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.